Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hazır böyle Miraç kandili yaklaşmışken pastane usulü kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır onu göstereceğim inşallah. Ben malzemelerimi hazırladım. O zaman buyurun başlayalım yapımına. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 200 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış arkadaşlar. Şimdi içerisine böyle bir orta boy çay bardağı sıvı yağımı döküyorum. Şöyle küçük kahve fincanlarıyla yarım kahve fincanı da su döküyorum. Burada da bir yemek kaşığı üzüm sirkem var. Onu da içerisine döküyorum. Bir adet yumurtam var. Yumurtamın akını hamuruma, sarısını ise ayrı bir kabın içerisine ayıracağım ki kandil simitlerimin üzerine sürmek için. Ve ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet, şimdi arkadaşlar burada böyle iki tatlı kaşığı toz şekerim var. Onu da içerisine döküyorum. Bu arada çok az yumurta sarısını kaçırdım içerisine. Sizler kaçırmayın arkadaşlar. Yani bir şey olmaz o kadarcık da. Onu da böyle göstereyim. Şurada bir tatlı kaşığı dolusu tuzum var. Tuzumu da içerisine döküyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolusu da mahlebim var. Kandil simidimizin özelliği arkadaşlar mahlep. Yani mahlep çok güzel bir aroma veriyor. Şimdi bu malzemelerimizi elimizle güzelce karıştırıyoruz. Evet, iyice elimle güzelce karıştırdım. Şimdi burada elenmiş unum var. Unumu azar azar hamurumun içerisine ekliyorum. Ve üzerine böyle bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu döküyorum. Azar azar unumu ilave ederek yumuşak güzel bir hamur yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şimdi size hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle şu yumuşaklıkta, bu kıvamda böyle bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Benim hamuruma tam olarak klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kattım. Siz de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurunuzu yoğurun. Çünkü her zaman söylediğim gibi kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne 1-2 kaşık fark edebilir. Bir de unun kalitesinden bile hamur işlerinde tabii ki fark ediyor 1-2 kaşık. Ama tam olarak benim dediğim gibi ölçülerim bu bardakla 4 tane kattım ve artı 2 yemek kaşığı. Şimdi simitlerimize şekil vereceğiz. Böyle hamurumdan ceviz kadar bir parça alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve avucumun orta yerinde yuvarlıyorum. Ve daha sonra böyle silindir şekli veriyorum. Ve bu iki ucunu şöyle parmağımın arasına koyarak, iki parmağımı koyarak şöyle çeviriyorum. Ve simidim şekil almış oluyor. Evet, işte bu kadar arkadaşlar. Ve buradaki tepsimin içerisine alıyorum şimdilik. Şimdi tekrardan şeklini göstereyim. O kadar basit ki arkadaşlar. Dediğim gibi ceviz kadar bir parça aldım. Ve avucumun orta yerinde yuvarladım. Daha sonra da böyle rulo yapıyorum. Yani bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Bu kadar yaptım. Tekrar şöyle iki parmağımı ortasına koyuyorum. Gördüğünüz gibi birleştirdim iki ucunu. Şu şekilde hafiften bastırıyorum. Ve hemen simidimiz zaten şeklini almış oluyor. Bu kadar. Şimdi ben simitlerimi şeklini vereceğim ve tepsimin içerisine dizeceğim. Evet, simitlerime şekillerini verdim. Şimdi ise burada pekmezim var arkadaşlar. Öncelikle ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine böyle bir çay kaşığı üzüm pekmezimi döküyorum. Dut pekmezi de olur arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ve bunu şöyle güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar iki çeşit simit yapacağız. Bir tane bol susamlı, bir tane de çörek otlu yapacağız. Şimdi bu böyle kenarda dursun. Burada da bir yemek kaşığı, böyle bir yemek kaşığı dolusu pekmezim var yine. Üzüm pekmezim. Şimdi bunun içerisine de böyle bir orta boy çay bardağı suyum var. Suyumu döküyorum ve güzelce karıştırarak böyle pekmezimi iyice eritiyorum. Pekmezli suyumu da hazırladım. Şimdi arkadaşlar öncelikle simidimi bu şekilde alıyorum. Bu pekmezli suyun içerisine böyle atıyorum. Hatta şöyle bir el kevgiriyle
bu şekilde alıyoruz. Şu şekilde de yapabiliriz. Güzelce her yerini bu pekmezli suya böyle buluyorum. Daha sonra da burada kavrulmuş susamım var. Bu susamın içerisine böyle bırakıyorum. Ve her yerini böyle susama buluyarak, şu şekilde her yerini susama buluyorum. Ve burada yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine güzelce yerleştiriyorum. Şimdi bir diğeri için ise yine böyle alıyorum simidimi ve böyle tepsimin içerisine diziyorum. Burada çırpmış olduğum pekmezli yumurta sarısını bir pasta fırçasıyla böyle üzerine hafiften böyle sürüyorum. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz arkadaşlar tamamen susamlı da yapabilirsiniz. Ya da böyle yumurta sarısı pekmezle sürebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şuradan bir çatal alayım. Şöyle hafiften böyle çatalla da üzerinden geçelim. Bu sadece yumurta sarısı sürdüğümüzü böyle çatalla üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar o kadar kolay ki simit yapmak. Gerçekten çok rahatlıkla simitlerinizi hazırlayabilirsiniz evinizde. Kesinlikle hazır almanıza gerek yok. İçerisine ne kattığınızı biliyorsunuz. Böyle kıyır kıyır muhteşem mahlep kokusu eşliğinde harika simitler oluyor. Şöyle ben şimdi bütün simitlerimi hazırlayacağım. Ve daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce pişireceğim. Daha sonra çıkartıp sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, kandil simitlerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman Allah'ım, muhteşem görünüyorlar. Gerçekten de harika bir lezzet. Arkadaşlar benim fırınımda tam olarak 35 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Böyle göstereyim. Altı, üstü gördüğünüz gibi, şunu da göstereyim. Şu şekilde güzelce kızarınca fırından alıyoruz. Tabii siz kendi fırınızı tanıyorsunuz. Kendi fırınıza göre kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden güzelce altı üstü nar gibi kızarınca böyle fırından alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu tepsimi de yumurta sarısıyla pekmez sürmüştüm. Ve üzerine de çörek otu serptim. Bu tepsimi de böyle olsun istedim. Dediğim gibi siz isterseniz sade susamlı da yaparsınız. Benim gibi iki çeşit de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde de sade çörek otlu da yapabilirsiniz. Şimdi bu tepsimi de direkt fırına gönderiyorum. Gerçekten de denemeye değer bir lezzet. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum bölümüne bir kalp bırakın. Ben de izleyip izlemediğinizi öğrenmiş olurum. Denerseniz de Instagram'dan fotoğraflarını benimle paylaşırsanız sizden gelenler diye paylaşırım ben de. Çok mutlu olurum. Şimdiden hepinizin kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim nice güzel kandiller göstermeyi bizlere nasip eylesin. Bir başka videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.